Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videodan hepinize selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Şekerler ne durumda? Umarım her şey yolundadır. Özellikle bu videoyu çekmek istedim. 2 gün önce şekerim çok ciddi oranda düştü. Ölçtüğümde 42 idi tokluk şekerim. Dolayısıyla hipoglisemi değeri biliyorsunuz. Ve bununla ilgili insülin pompasıyla ne yapılır, nasıl bir yöntem izlenir, şekerime ani çıkmasını nasıl sağladım, size bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi yaptığım bir hatadan öncelikle bahsedeyim. Diyabet hastalarında biliyorsunuz yemek yedikten 2 saat sonra şekerinizi ölçmeniz lazım. Tokluk şekerinizi ölçmeniz lazım. 2,5-3 saat sonra da ara öğününüzü yapmanız lazım. Benim yaptığım hata şuydu. Akşam yemeğini yedim. Çok yorgun olduğum için yemekten sonra uyudum. Fakat bu tabii 2 saatten uzun bir süre oldu. Yaklaşık 4 saat civarında bir süre sonra birden uyandım. Zaten şeker düştüğü zaman direkt uykunuz açılıyor. Hiç uyumuyormuşsunuz gibi bir anda gözünüz açılıyor. Öyle kalkıyorsunuz. Uyandım ve anladım ki şekerim ciddi derecede düşmüş. Hemen kalkıp şekerimi ölçtüğümde ki bu süreçte çok zorlandım. Fiziksel olarak çok zorlandım. Enerjimin bittiğini hissediyordum. Ölçtüğümde şekerimin 42 olduğunu öğrendim. Şimdi insülin pompasının işte avantajı burada devreye giriyor arkadaşlar. Pompayı hemen durdurmanız gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Pompayı hemen durdurdum. Bu bize ne işaret ediyor? Bazal insülünü durduruyorsunuz. Dolayısıyla kalem insülin kullanılırken 24 saatlik açlık insülin yapıyoruz ya akşamları. Şimdi onu yaptığınızda vücutta o artık gitmiş oluyor. Hani onu durdurma şansınız yok ama insülin pompası kullandığınızda işte bunu durdurabiliyorsunuz. Bir kere öncelikle onu yapmak gerekiyor. İnsülin pompasını durdurdum. İnsülin gönderimi bitti şu an vücuduma. Ondan sonra da hızlıca şekerimin yükselmesi lazım. Geçmişte bununla ilgili çok hatalar yaptım. Karbonhidrat ağırlıklı şeyler yedim. Arkadaşlar karbonhidrat ağırlıklı besinler yediğiniz zaman şekeriniz hemen yükselmiyor. Uzun süre sonra yükseliyor ve çok yükseliyor. Ve uzun sürede vücutta kalıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Dolayısıyla hipoglisemi de bize uygun şey değil, seçenek değil karbonhidrat. Onu çiziyoruz. Şimdi şekerli bir şey yemeniz lazım. Öyle ki çok fazla da şekerinizi pik yaptırmaması lazım. Dolayısıyla benim daha önce denediklerim işte vişne suyu oldu, meyve suları oldu, şekerli su eritip içtim falan filan. Şimdi burada ölçüyü de tutturamıyorsunuz. Yani bir meyve suyu katkı maddesi olabileceği için hani sizin tahminlerinizin dışında sonuç verebiliyor. Dolayısıyla ben burada şöyle yaptım. Daha önceki videolarımda belki izlemişsinizdir arkadaşlar. Ben Yalova'da yaşıyorum. Yalova'nın doğal balları meşhur. Yani burada çiftçiler bal üretimi yapıyorlar. Arıcılık çok gelişmiş bu bölgede ve tamamen doğal. İşte ıhlamur balı var, işte kestane balı var, çiçek balı var. Bunlar çok köylülerin satışında olan ve gerçekten organik doğal. Hani ne kadar organik olabilirse tabii. Doğal ürün. İçerisine şeker katılmamış ürünler. Ben bunlardan alıyorum. Böyle bir hipoglisemi anında da şunu yapıyorum. 2 tatlı kaşığı balı ağzıma alıyorum. Ve bunu yutmadan ağzımda erite erite tüketmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz emilim ilk ağızda başlıyor ve dil altında ve yanaklarda ilk emilimin başladığı noktalar. Ağzınızda hani çok şeyse rahatsız ediyorsa da biraz ılık suyla birlikte ağzınızda bunu çalkalarsanız ve emerek tüketirseniz 10-15 dakika içerisinde şekerinizin hızlıca yükseldiğini göreceksiniz. Ve bunu yaptığınızda da 2 tatlı kaşığı, bu benim için tabii, sizin belki biraz daha farklı olabilir ama 4-5 tatlı kaşığı olmaz ama. 2 tatlı kaşığı tükettiğinizde de benim 42 olan şekerim 110'a çıktı. Bu kadar. Orada durdu. Zaten insülini de durdurduğumuz için, pompayı durdurduğumuz için sistem stabil hale geldi. Ondan sonra bir miktar ara öğünümü yaptım. İnsülin pompasını yeniden başlattım. Yani devam ettirdim. Öyle söyleyeyim. Menüde yeni de başlat dediği için size öyle söyledim. Kaldığı yerden devam ettiriyorsunuz. Sistem düzeliyor. Ama kalem insülin kullandığınızda durduramayacağınız için vücuda verdiğiniz insülin o biraz sıkıntı oluyor işte. Hipoglisemi'nin en hızlı normal seyre çevirmenin yöntemi ben böyle deniyorum. Size de bunu öneririm arkadaşlar. Piyasada çok tatlı şeyler var. İşte ben helva olsun ne bileyim bir sürü işte tahin pekmez yiyenler var. Tabii ki bunların hepsi olabilir ama içerisinde katkı maddesi olduğu için ve şeker miktarını da öngöremediğiniz için
az da tüketmiş olsanız sizde çok daha yoğun tüketmiş gibi etki gösterebilir. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Bu videoyu kısa kesiyorum arkadaşlar. Hızlı ve bilgilendirme videosu olsun istedim. Çünkü başıma geldi ve sizinle paylaştım. Bir sonraki videoda daha farklı konularda bir araya geleceğiz yine. Tekrar hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.